Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda artık ürünlerimize yapılan yorumların iç kısmını yani yorumun içeriğini görüntüleyeceğiz ve yorumu onaylayıp onayını kaldıracağız gibi işlemler yapacağız. İsterseniz gelin başlayalım. Mesela benim şu anda şu ürüne ait 4 tane yorumum var. Ve ben buradaki yorumun içeriğine tıkladığım anda o yorum hangi ürün yapılmış, kim tarafından yapılmış, hangi tarihte yapılmış ve ne yorum yapılmış, yani yorumun içeriği ne gibi kısımların aynı havale bildirimini yaptığımız gibi işlemini yapacağız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle comments bölümünü açıyorum. Şurada hani göz kısmına B2B diyorum. Diyorum ki comment read row'dan gelen ID. Buradayım. Gördüğünüz gibi comment read diye bir kısım var. Ve process php açıyorum. Aynı şu havale hani kısımdaki gibi tasarım böyle olacak bu arada, onu söyleyeyim de. Evet, isterseniz onu da yapabiliriz. Şimdi şuradan başlayalım öncelikle. Case comment read. Buraya break diyorum. Yazamadım bir türlü. Evet, şöyle ID şunu alabiliriz ve öncelikle bir saniye şunu bir katlayayım da. Tamam. Evet. Öncelikle bu ID'ye ait bir yorum var mı onu bir görelim. Select yıldız from ürün yorumlar diyerek buraya bir bağlanalım öncelikle. Comments diyelim. DB prepare. Select yıldız from ürün yorumlar ver. Ver nedir? ID eşittir ID. Comments execute diyerek sorguyu çalıştırıyorum ve ID'ye gelen ID değişkeni tanımlıyorum. Eğer bir yorum varsa burası, eğer bu ID'ye ait bir yorum yoksa Blackman kardeşim geri git diyoruz. Şimdi ben az önce ne dedim dersin başında? Ürün yorumu yapılmış ama kim tarafından yapılmış? Bunu anlamak için bizim bakın gördüğünüz gibi bir bayi kodumuz ve ürün kodumuz var. Gerçi burada yorum bayi bağlamaya gerek yok ama çünkü neden? Yorumun ismini zaten almışız. Hani InnerJoin ile bayilere bağlanmaya şu anda gerek yok. Sonuçta burada hangi bayinin yorum attığı belli. Sadece ürünlere bağlanırız. Oradan da ürün başlığına link veririz. Onun gibi bir işlem yaparız. Select yıldız from ürün yorumlar. Buraya diyorum ki kardeşim InnerJoin ürün kodu eşittir ürün yorumlar nokta yorum ürün diyebiliriz. Ver ID'ler karışmasın, ürün yorumlar nokta ID diyelim buna. Evet, bir tane ürün çekeceğimiz için yorum çekeceğimiz için buraya comments row diyorum. Comments'ten gelen sorguyu fetch ile parçalıyorum. Video fetch obj nerede? Şimdi onu bul gel. Yes. Evet, burada takı kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Bu araya az önce bahsettiğim gibi şuradaki havale bildirimindeki tasarımın aynısını yapacağız demiştim. Tile body burada kaç tane şey var? Şöyle şunu alalım. Sileriz sonra. Sıkıntı değil. Evet. Listeye dön. Şuraya comments diyelim. Şunları kaldıralım. Gerçi bu kalabilir burada. Yok kalmasın ya. Dur. Halledeceğiz şimdi. Şu mail gönderme işlemini de buradan siliyorum. Evet. HR kalabilir. Kalmayabilir. Bunu silebiliriz. Şuraya comment row'dan gelen ürünün adı neydi? Hemen bakalım. Ürün başlık. Evet. Adlı ürüne yapılan yorum diyelim. Buraya gelelim. Ürün kodu. Bu birincisi. Ürün adı. Tarih. Evet. Sonrasında
Ne var başka? Ürün yorumlarda bakalım. IP. Ne var başka? Ürün kodu, ürün adı. Evet, bayi adı diyelim buna. Bayi adı ve yorum içerik diyelim. İçerik diyelim. Hatta direktman yorum diyelim sadece. Pardon. Yorum. Gayet iyi. Tamam. Şu TL'yi silelim şuradan. Şimdi buradakileri kendimize göre düzenleyelim öncelikle. Ürün kodu comment row'dan gelen yorum ürün. Ürün adı comment row'dan gelen ürün başlık. Bayi adı yine comment row'dan gelen yorum isim. Tarih yorum tarih. Comment row'dan gelen yorum tarih. Buraya direktman bunu aslında direktman şeyle de yazabiliriz. DT fonksiyonumuzu da yazabiliriz. O fonksiyonu geliştirebiliriz aslında ama şu an onu videonun en sonuna atabilirim belki. Hani bu fonksiyonu geliştirip bütün her yerde DT olarak çevirebiliriz. Sonradan. Comment row'dan gelen IP diyebilirim. Yorum IP'miş pardon. Comment row'dan gelen yorum içerik. Evet. Yorum içerik. Evet, buradayım. Şimdi tıklıyorum buraya. Bakın gördüğünüz gibi ürün kodu burası, ürün adı bu, bayi adı. Evet. Yorum yapan kişilerin bilgileri ve yorumun içeriği hepsi güzel bir şekilde geldi. Evet. Şimdi şuraya Ahref ve buraya A diyelim ve bunu target ile yeni bir sekmede açtıralım ve buraya PHP tagları ile echo dolar site ne diyelim buna? Biz onu ne yaptık ürünleri? Bakalım bir şuradan siteye gitti bir şey yapmadık mı biz? Hala mı yapmadık? Şuna bir tıklayalım. Ha, product'mış. Okey. Product comment row'dan gelen ürün sef diyebiliriz. Bakalım sayfayı iniyorum burada bakın. Hop. Gördüğünüz gibi direktman ürüne de gidebiliriz. Şu an ürüne ait herhangi bir resim olmadığı için böyle görünmesi gayet normal. O yüzden bunlara aldanmayın. Hani biz bir ara ürün silerken falan denedik ya resimleri. Oradan sonra ben bir daha resim yüklemedim. O yüzden burası böyle kaldı. Evet. Bu kadar. Bunu da yaptık. Şimdi şuraya butonlara gelin. Güzel şekilde onları da yapalım. Diyelim ki öncelikle yorum durum. Dolar comment row'dan gelen yorum durum eğer birse. Evet. Şöyle bir PHP zımbırtılar açalım. Evet, şuraya yorum durum onayla. Yani yorum durum eğer aktifse, onaylıysa buraya onayı kaldır diyelim mesela. Şunu yazacağız şimdi. Orası kalsın böyle. BTN Danger desin. Time Circle. Ha. Tamam. Bu mantıklı. Bu kalabilir. Link olarak. Şey olarak. Yani ikon olarak. Buraya da onayla diyelim. Ve success diyelim. Ve buna da fa çek diyelim mesela. Buradayım. Sayfaya iniyorum. Onayı kaldır. Şu an bu onaylı mı? Bu hangisi? 4. 4'ü bir 2 yapalım bakalım. Gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Şimdi bir de bunlara on click return confirm diyelim. Ve buraya onaylıyor musunuz diyelim. Böyle bir işaret uyarı olsun ikisinde de. Evet. Şurada da. Ve şurada da şunun aynısından yani şurada da direktman yorumu sil gibi bir şey yapabiliriz. Zaten bunun case'i vardı o yüzden bunu direktman oraya göndereceğim. Yorumu sil. O da nedir? Şuraya gelelim. Yorum sil diyelim mesela. Comment delete diyelim. Ha,
Bakın gördünüz mü? Buraya da yorumu sil butonuna, evet şuraya da direktman href kısmına b2b comment delete ve comment row'dan gelen id diyebiliriz. Ya da direktman gönderdiğimiz değişkeni gönderebiliriz. Buradayım. Bakın gördünüz mü? Yorumu sil, comment delete, id 4. Hop, onaylıyor musunuz? Veyahut da yorumu onayla, aktif yapmak istiyor musunuz? Gibi işlemlerin hepsi geldi. Listeye döndüğünüz zaman da gördüğünüz gibi yorumları da görebiliyorum. Tıklıyorum buraya. Bakın onayı kaldır, yorumu sil. Yorumu silin şeyini, buton rengini primary yapsam daha iyi olur sanki. Yorumu sil. Ya da veyahut da warning yapsam daha iyi olur. Diğerleri karışmasın. Ha, aynen. Yorumu sil. Tamamdır. Onayı kaldır, yorumu sil. Onayı kaldır, yorumu sil. Şimdi şu onayla ve onayı kaldırların hash'lerini yapalım. Çok fazla konuşmadan, daha fazla uzatmadan b2b comment check diyelim. ID diyelim buna. Buna da pardon, şöyle diyelim. Comment aktif diyelim. Ve comment pasif diyelim şuna da. Evet, comment pasif diyelim. Evet. Şimdi aslında bu hani yorum silme mantığının aynısı. Comment delete. Bakın burada. Direktman şunu alıp buraya gelip comment active diyelim mesela. Evet, şöyle select id ürün yorumlar. Böyle bir yorum gerçekten var mı? Varsa eğer ne yap bu sefer? Update ürün yorumlar set yorum durum d. Evet, d'sini gel buradan 1 yap. Evet, ürün yorumu onaylandı desin ve oldu sayfaya geri gelsin. Yani gönderilen sayfaya geri gelsin. Server HTTP referrer diyebiliriz. Ve diğeri de bunun aslında aynısı. Nasıl aynısı? Şöyle ki şunu da ID yapalım ki karışmasın. Şunu da up diyelim. Karışmasın sorgular. Delete yazmışız hepsine. Diğeri de sadece yorum durum 1 değildi. 2 olacak. Hepsi bundan ibaret. Bunu kopyalıyorum o yüzden. Bunun altına yapıştırıyorum. Comment aktif değil, pasif olacak burası. Ve şu 2 olacak. Ürün yorumu pasive alındı diyelim. Evet. Bu kadar. Buradayım. Onayı kaldır diyorum. Kaldırdım. Ürün yorumu pasif alındı. Sayfaya geldik. Bakın hala şu anda onaylandı görünüyor. Gördüğünüz gibi yorumun durumu 2 oldu. Onayla diyorum. Onaylıyor. Gördüğünüz gibi şu an onaylandı. Yorumu tamamen siliyorum. Ürün yorumu silindi. Hop. Öyle bir ID olmadığı için beni nereye attı? Listeye attı. Evet. Ürün yorumlarını da bitirdik. Listemize bakıyoruz. Bir sonraki videoda neyimiz kaldı? Durum kodlarının düzenlemesi var. Tamam. O zaman bu video burada son buluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.